Değerli izleyiciler, evet pazar sabahı sizlerle beraberiz. Forum hafta sonunda yine Hüsnü Mahalli ile birlikteyiz. Hüsnü Mahalli bu hafta epeyce televizyonlarda göründü. Abi bir tek burada göründüm, nerede göründüm? Çalıştı, işte bizim ekranımızda. Ha, tamam, televizyonlarda deyince ödüm koptu ya. Göründü. Beni kimse çıkarmaz, merak etme. Bıkmadan, yılmadan anlatmaya çalışıyor bu işin arkası perdesini. Neler olacağını, zaten en önemlisi de bu. Bu nereye kadar gider? İran'ın müdahalesinden falan söz ediliyor. İran'dan böyle bir takım mesajlar falan gelmeye başladı. Günaydın sevgili Hüsnü. Günaydın, günaydın. Böyle mesajlar gelmeye başladı. Onun ötesinde Suriye'de Şam ve Halep havalimanları, havaalanları bombalandı. Genişletmeye mi çalışıyor İsrail? Ya tabii. Tüm dünya seyrediyor. Alan çok boş. Abi şimdi şeye güveniyor, iki şeye güveniyor. Bir tabii emperyalist ülkelerin başta Amerika olmak üzere onun desteğine güveniyor, Batı'nın desteğine güveniyor. İkincisi Arap ve Müslüman ülkelerinin ezici çoğunluğunun liderlerinin ihanet içinde olduğuna güveniyor. Üç, içeride çünkü Netanyahu çok kötü durumda, öncesinde de çok kötü durumdaydı. Başka türlü İsrail toplumunu tutamazsın. Çünkü karizma çizildi İsrail'de bu Hamas'ın saldırısıyla. Ordu şok durumda, istihbarat şok durumda. Muhalefet, yani İsrail medyası bile çok sert eleştiriler yapıyor şu anda Netanyahu'ya. İsrail'de hahamlar bile, din adamları bile, o aklı başında din adamları bile şeye sahip çıkıyor, Filistin halkının mücadelesine sahip çıkıyor. Bu üç faktörü yan yana getirdiğinde tabii ki Netanyahu çılgınlık yapabilir, çılgınlık yapabilir. Ama bu çılgınlığın sınırı Washington'da belirlenir. Yani Amerikalılar tamam, devam et ulan, Allah Allah Allah, mehter takımını arkanda devam et derse gider. İkincisi, bugün bile, daha doğrusu dün gece İsrail'de kanal, Kan diye bir kanal var. O bile diyor ki ordudan kaçanlar başladı. Yani kaçıyor ordudan kaçanlar, subaylar. Ayaklandı. Bu saçma savaşın neresindeyiz? Nasıl gireceğiz Gazze'ye? Yani yine 5000 tane İsrail askeri ölürse biz ne yapacağız falan gibi. Bu İsrail televizyonu, yani dün gece İsrail televizyonu söyledi. Bütün bunlar yan yana getirdiğinde Netanyahu'nun, çünkü Netanyahu bitti. Yani ister girsin ister girmesin, bunu herkes biliyor. Kendi iç kamuoyunda da. Tabii İsrail aslında söylüyorum. Yani dolayısıyla o çılgınlığı yapabilir. Yani ilk defa da yapmıyor. Netanyahu 12-13 yıldır başbakan. Hep yani, böyle şeyler kurtarıcı olur liderler için. Bu pek kurtarıcı, tamam, geçici olmadı bir kurtarıcı gibi görünüyor. Geçici bir kurtarıcı. Evet. Yani örneğin hani 2000 yılında o zaman Barak, Ehud Barak başbakanda Lübnan'dan çekildi. Yani evet, biliyorsun sen o 82 evet, İsrail evet, işgali. Evet, 1982'de evet. İsrail ta Beyrut'a kadar geldi. Sabra Şatil'le katliamını yaptılar. O zaman Sharon da savunma bakanıydı. Sonra 18 yıl sürdü o savaş. Yani 82'den 2000'e kadar. Barak dedi ki, o aklı başında bir başbakandı o. Dedi ki ya bu saçma bir şey ya. Bu nedir yani, bu savaş, 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 zırt pırt. Ondan sonra çekildi. Çekti gitti. Çekti ama gitti. Ama şeyden sonra devirdiler. Çekildi. Sanıyorum o feribotlarla Tunus'a taşındı ya Filistin Kurtuluş Örgütü, El Fethi. Yok, o daha önce. O 82'de. 82'de. Abu Cihad'ın gidip Tunus'ta öldürülmesi. Evet. O daha önceydi. Ama o dediğim gibi biraz daha tırnak içinde söyleyeceğim onu, aklı başında. Dedi ki ya bu savaşın sonu yok. Yani oturalım bir bakalım, zırttı da bırttı da adam işte çekildiği için hükümet devrildi. Yani İsrail kamuoyu o zamanki İsrail kamuoyu bunu kabullenmedi. Yani barışı istemiyor. İstemez de. Ve nitekim 2000'den sonra, zaten ondan sonra ilk intifada oldu biliyorsun, ayaklanma Filistin içinde, yani intifada oldu. Ondan sonrası zaten bugüne kadar aynı şekilde devam ediyor. Yani bunu biliyor Netanyahu. O yani kamuoyunun da ölçüsünü, yani çok iyi ölçüyordur nereden nasıl bir tepki gelecek, ona göre karar verecek. İntifadadan yani çok farklı, çünkü o zaman küçük generalleri vardı, Arafat'ın küçük generalleri vardı. Şimdi küçük generaller falan aşıldı. O zaman taş atıyorlardı. Evet, taş atıyorlardı. Tanka taş atıyorlardı. Ha, şimdi fotoğrafları. 20 dakikada 5000 roketten adam giriyor. Yani, ama işte bak nereden nereye kadar geldi. Yani o zaman senin söylediğin şey önemli. Arafat'ın dediği generallerimiz, küçük o generaller, çocuklar, 10 yaşındaki çocuklar, koskoca tanka, şu stüdyo kadarki tanklara, M60, M80 Amerikan tanklarına taş da böyle atıyorlardı. Şeyle, ne evet, diyorlar? Evet, sapan gibi. Böyle sapan, bir sallıp atıyorlardı. Şimdi eğer o zaman
Yani 2000 diyelim ama öncesini konuşmuyoruz. Yani işgalden bu yana bırakıyoruz. En azından 2000'den itibaren barış olsaydı o zaman o sapanlar, o taşlar füze olmayacaktı. Ve iki taraftan da kimse ölmeyecek. Ki olmuştu da, olmuştu da yani barış da olmuştu ama barış yaşatılamadı. Ya olmaz ama bak. Yani ben hep anlatıyorum. İsrail barışa yanaşma şansı, olasılığı, ihtimali sıfır. Bu bir ideolojik meseledir. İdeolojik. Neden? Çünkü bir ideoloji var. Siyonizm ideolojisi dediğimiz. Ne diyor? Bir cümleyle. Allah bize bu toprağı verdi. Evet. Allah. İşin içine Allah katıyorsun çünkü. Vaat edilmiş. Vaat edilmiş topraklar. Nereden? Nil'den Fırat'a kadar. Tamam mı? Şimdi sen Rusya'da bir Yahudisin. Ben Somali'de bir Yahudiyiz. Buradaki Gökhan Afrika'da bilmem Kenya'da bir Yahudi. İçerideki rejideki arkadaşlarımız birisi Alman, birisi Hollanda, birisi Ukrayna'daki Yahudiler. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi düşünsene biz bunu inanıyoruz. Yani propaganda bize inandırıyor. Allah bize burayı verdi. Hey dünyadaki burası Yahudiler. Dünyadaki Yahudiler. Gelin Filistin'e. Dünyaya hakim olacağız. Ve gidiyoruz. Tamam mı? Şimdi gittiğin andan itibaren havaalanına indiğin andan itibaren sana alıyorlar kampa eğitim veriyorlar. Silah eğitimi. 16 yaşından 65'e kadar. Yani İsrail'de herkes silahlı. Şimdi eğer barış olursa bak çok basit bu yani. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Bu İsrailiyanları, buradaki İsrailiyanları onu ayrıca konuşacağım. Şimdi biz o zaman yani sen Rusya'dan gelmişsin. Ben de Somali'den gel. Rengi siyah değil ama hadi neyse. Somali'den gelmişiz. İnanarak yani söz benim. Geldik oturuyoruz. İsrail'de barış oldu değil mi? Yani sınırlar, Araplar, Filistinler yan yana güzel güzel yaşıyoruz. Adam diyecek ki ya ben koskoca harika dünyanın en güzel Petersburg'dan, Leningrad'dan geldim buraya. Buraya geldim. Ben bu dandik bir şey için burada, dandik bir şey için mi geldim buraya? Nerede o büyük idealler? Nerede o büyük İsrail devleti? Nerede arz-ı mevut? Her gün kavga, dövüş, ölüm. Bu nedir ya diyecek. Çekip gidecek geri. O zaman ideoloji çökecek. İdeoloji çökecek. İşte bunun için olmaz. İdeolojinin çökmesi ne demek biliyor musun? Çok basit. Tevrat'ın yok olması. Bu ciddi bir kavramdır. Yani böyle laf olsun diye söylemişsin. Onu inkar etmek gibi bir şey. Öyle. Yani Tevrat'ı inkar etmiş olursun. O zaman din diye bir şey kalmayacak. Onlar için söylüyorum. Bu olmaz. Onlar için olmaz. Zaten dünyada hep söylüyorum zaten, 15 milyon Yahudi var. Bak tabii, bütün dünyada. Her İsrail vatandaşı askerdir. Yani her İsrail vatandaşı, her İsrail vatandaşı askerdir. Bir şey daha söyleyeyim lafını kesiyorum. Her İsrail vatandaşı çifte vatandaştır. Yani evet. Buradan giden Yahudi kardeşlerimiz, Musevi kardeşlerimiz. Hepsi pasaportlarını taşıyorlar. Evet, yani. Buradan giden Yahudi kardeşlerimiz. İsrail'e gider, yani oraya taşırmışlar 48'den bu yana daha sonra da. Hem Türk vatandaşı pasaportu cebindedir, Türk vatandaşıdır. Hem orada da İsrail vatandaşıdır. Amerika'dan gelen, evet. Afrika'dan giden de bilmem nereden giden de hep aynıdır. Hepsi çift vatandaş. Bu nasıl bir ülke? Yani şimdi şöyle, El Al hava yollarıyla İsrail'e gittiğinizde uçak pike yapar gibi alçalır. Çünkü roket saldırılarından olur, falan korunmak diye. İçin gelir gelir üstte. Aynısını ben şeyde görmüştüm. Kabil'e inen uçaklarda da öyleydi. Kabil'in üstünde döne döne yükselir uçak. Dağların üzerine çıktığı zaman rotayı düzeltir, gideceği yere gider. Yani 10 tur yükselir Kabil'in üzerinde. İsrail'de de gidişle böyle güm diye aşağı doğru. Peki ne gerek var lan? Ama onlar aynı zamanda savaş pilotu. İşte oraya geleceğim. Aynen hepsi savaş pilotu diye. Bak çok önemli bir şey söylüyorsun. Onlar hep savaş pilotu. Peki buna ne gerek var abi? Niye barış yapmıyorsun? Yani ne olur yani orada gelmişsin dünyanın dört bir tarafından toplanmış Yahudi kardeşlerimiz. Orada oturuyorsun. Tamam otur. Otur abi fark etmez. Ama yani orada 6 milyon Filistinli var. Onlara da bir dandik devlet versene. Yeter işgal. 75 yıldır işgal ama altında. Ama başından beri 48'den beri hep şey fotoğrafları çıkar. Omuzlarında silahla tarlada çalışanların fotoğrafları vardır. Hatırlatın İsraillerin, evet, Yahudilerin. Evet. Yani kibutslarda falan kibutslarda. Hepsi silahlıdır. Aynen. Omuzunda silahıyla taban süren insanlar şey yapar. Ne gerek var? 48'den beri. Evet, İsrail devleti kurulduğundan itibaren. Evet. Aynen dedim doğru. Ne gerek var? Tamam bak bir daha söylüyorum. Yaşam biçimi olmuş. Oraya geliyor. Ya kardeşim geldin. Dünyanın dört bir tarafından geldiniz, oturdunuz. Filistin toprağını ele geçirdiniz. Bir daha söylüyorum, Filistin halkı toprak sattı diyenler %100 yalancıdır. Kim olursa olsun, profesöründen en dandik gazetecisine kadar. İki,
Oturdun, işgal ettin, işgal ettin. Sattı, Filistinler sattı. Hepimiz sattık. Ben de sattım kardeşim Filistin'deki topraklarımı. Tamam. Oturduk. Şimdi bak sen orada oturuyorsun. Ben de burada oturuyorum. Evet. Şu aramızda bir çizgi var değil mi? Şu iki masanın biri. Tamam abi, orası İsrail devleti olsun. Ben şimdi sen git biraz diyeyim, ben bu tarafa yanaşıyorum. Keşke el olsa. Sen diyorsun ki bana defol git diyor, bu masa hepsi benim diyorsun. Bu kadar basit. O zaman kamera beni görmeyecek. Rejideki arkadaşlar beni arayacak, ya bu nerede? Değil mi? Orada düşmüşüm ben aşağıda. Bu buna benziyor. Bak en basit şeye indirgedik yani. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Kaddafi'nin bir konuşması vardı. Diyordu ki işte o 84 konuşması. Yahu diyor o kadar çok uçak var ya ki diyor İsrail'de diyor. Onu kullanacak kadar pilot yok. Pilot diyor. Yok aynen. Ne yapacaklar bu kadar aynen, uçak aynen, diyor. Aynen. Sonra aynısını İsrailler'de şeye söylüyorlardı. Kaddafi'ye söyledi. Siz o kadar uçağı ne yapacaksın? Kaddafi de çok Ruslardan MiG'leri aldı. Tabii nüfusu zaten az Kaddafi'nin 2 milyon evet. O zaman tabii. Ama Kaddafi'nin tezi şuydu. O gerçekleşmeyen tezlerden bir tanesi. Gene o gün söylediği. Ürdün yapay bir devlettir. Orası da Filistin'dir. Ürdün bir gün yıkılacak. Şimdi. Ya bir tek Ürdün doğru dürüst ayakta kaldı. E çünkü arkasında Amerika, İngiltere var. Ha işte yani. Yani kim kurdu Ürdün'ü? Ürdün diye bir ülke mi vardı? Ha. Ürdün diye bir ülke yoktu. O Şerif Hüseyin denilen Korunum. Adam, yani Osmanlı hani Araplar arkada vurdu filan palavrası var ya, vuran o Şerif Hüseyin, İngiliz işbirlikçisi. Bu kadar, bir aşiret. Getirdiler adamı, Kaddafi söylemişti. Ha? Kaddafi'nin aynen senin tercümenle söylüyorum. Aynen, Kabak 84 hani gerçek günü, gerçektir. Şerif Hüseyin'in çocuklarına kukla krallıklar kurdu ve onun torunlarını, çocuklarını da başlarına geçirdi. Diyordu Kaddafi o yıllarda. Evet. Ve şimdi şöyle bir şey var. Özdemir abinin sana soruları vardı. Evet bir ara seyrettim sizi. Beni çekiştiriyordunuz. Özdemir abinin sana soruları vardı. Bunları Hüsnü daha iyi bilir diye. Şimdi bunlardan bir tanesi şöyle. İsrail bunun böyle olmasını mı istiyor? Abi bak. Şimdi İsrail'de tamam mı? İsrail'de. Koalisyon hükümeti var. Tamam mı? Geçen de Murat'la programda anlattım. Bu koalisyon yani Başbakan Netanyahu. Ama Başbakan'la birlikte yani Likud'un yanlış hatırlamıyorum 30 tane sandalyesi var. Geri kalan 4 tane de 5 tane parti var. Onlar da hepsi. Irkçı, Siyonist, Faşist, aklına gelen radikal dinci yani radikal dinci Yahudi partiler var. Şimdi Netanyahu diyelim ki birisi kafasına bir şeyle vurdu, kendine geldi atıyorum. O bir partiler mi olacak? Yani biz radikal Hamas diyoruz. İsrail hükümetinde radikal 4 parti Hamas'tan çok daha radikal. Yani onlar radikal İslamcı, bunlar radikal Yahudi. Evet. Adları da öyle bak. Siyonist, Yahudi bilmem ne adları böyle yani partilerin adları böyle. Tek tek şimdi saymaya gerek yok. Şimdi bu partiler nasıl oy aldı? Söylemlerinden. Arapları böcekler gibi ezelim. Nükleer bomba atalım. Hepsini köpeklere verelim. Hepsini parçalayalım. Çocukları bilmem ne yapalım. Kızlarını filan bildiğimiz hikayeler. E canım biz bu böyle bu tarz düşmanca siyaseti başka ülkelerde görmüyor muyuz? Aynen bak ne diyorsun? Bizde de şimdi i̇şte. İktidar partisi muhaliflerimiz demiyor. Vatan haini diyor. Abi seçim kampanyasında Erdoğan Cumhurbaşkanı demedi mi vatan haini? Evet. Terörist demedi mi? Evet. Yani dolayısıyla siyaset. Böyle bir şey ne yazık ki en başta hani daha yayına girmeden insan ilişkilerinde ilkenin ve ilkeselliğin evet. Ve ilkesizliğin sohbet ettik mi etmedi evet, mi? Evet. Yani siyasetin dışında nasıl sürdürülmesi birebir insanların ne kadar karaktersiz, ne kadar ilkesiz ve satılmışlık olduğunu konuşuyorduk. Siyasetin dışındaydı ama. Böyle değil mi abi? Gerçekçi olalım şimdi. Doğru. Şimdi dolayısıyla malzeme insan. Tamam mı? Malzeme insan olduğu zaman, mesela örneğin bıraktık yani dönüyorum o bizim Özdemir'in şeyine devam edeceğiz de. Şimdi üzüntüyle söylüyorum. Bu son olay çok önemli benim açımdan. Çok önemli bir şey çıktı. Ya bu ülkede demek ki ne kadar satılmış tip varmış. Ne kadar, bak teke tek anlamında onu konuştuk teke tek demek. Şimdi dolayısıyla ne kadar ilkesiz insan varmış. Ne kadar emperyalizmin heveslisi varmış. Ne kadar İsrail sevdalısı varmış. Gerekçe çok önemli değil. Yani düşünsene orada 3000 tane çocuk. O sevdanın şöyle de bakmak lazım.
Hamas bir dinci örgüt. Hamas'a karşı olmaktan kaynaklanan. Yok, ondan öncesi de vardı. Yani mültecilerden dolayı evet. Yani bu olaylardan önce Arap düşmanlığı burada biliyorsun müthiş bir şekilde devam ediyordu. Onun devamı olarak işte bu Hamas, yani ben sana söylüyorum, Hamas radikal İslamcı bir parti. O karşı tarafta 3 tane Hamas var. Bak 3 tane, hatta 4 tane parti Hamas'tan çok daha radikal Yahudi bak, anlamında. Arap düşmanlığı dedim. Bak dün Zonguldak taş kömür işletmesine işçi alacaklar. Aşağı yukarı ne kadar bir kişi lazım? Bir tane hatırla mı neydi vardı? 26 galiba. Bin kişi katılmış. 1500 kişi alınacak. Onların içinde de bir İlk tane. İlk başlarda kurarda bir Mısırlı. Mısırlı, evet. Gördüm onu. Çok ilginç. Bak gördün mü? Çok ilginç. Şimdi dolayısıyla hem iktidar açısından baktığımızda, hem muhalefet açısından, hem sosyal anlamda toplumsal şey açısından baktığında saçmalıklar içindeyiz. Biz seninle bin sefer konuştuk. Çürüme var abi, çürüme. Her şeyde çürüdük. Bu, bak bu çok önemli. Sistem ben yani çürüdü. Arkadaşlar ben bunu laf olsun diye kullanmam. İnan bana ben toplumun, yalnız burası için söylemiyorum. Bütün coğrafya için söylüyorum. Biz Müslüman, Arap ülkeleri için söylüyorum. Olağanüstü bir çürüme var. Bu çürümeyi kim tetikledi biliyor musun? Arap Baharı. Arap Baharı tetikledi bu çürümeyi. Velaçkalı, Türkiye başta olmak üzere. Son 10 yıl. Hayır, bu tasarlanan sonuç muydu? Beklenmeyen sonuç muydu? Hayır, %100. Yani farklı bir şey yaparken berbat mı ettiler? Abi %100 tasarlanmıştır. Büyük Orta Doğu projesine iyi okusunlar lütfen herkes. Büyük 28 Haziran ya da 9 Haziran yanlış bir söylemeyeyim. 2004. Yani neden istikrarsızlıkla istikrarlı bir şekilde bunu yaşatmak mümkün değil miydi? Mümkün değil. Amerika'nın, daha doğrusu Amerikan Dışişleri Bakanı, o zenci olan, Jamaikalı olan Condoleezza Rice meşhur bir sözü var. Yaratıcı kargaşa. Bak yaratıcı kargaşa diyor. Yani kargayı yaratacaksın. İşte bu. Yaratıcı kargaşa. Toplumları çürüteceksin. Kafalarını karıştıracaksın. İçten kaleyi fethedeceksin. Tersi anlamda söylüyorum, bu kötü anlamda kullanıyorum bunu. Çünkü hani içten kale deyince hani gidiyorsun kaynanayı tavlıyorsun, kızını alıyorsun. O anlamda evet. Değil. Bu başka bir şey çünkü. Ve toplumları ele geçireceksin. Çünkü çürümüş beyinler, laçk olmuş beyinler, dini söylemlerle, yoksulluklarla, bağnaz saçma sapan söylemlerle. Bu bize hiç yabancı değil. Zaten yani burasının için de kullanıyorum ben bunu. Yani yalnız Suriye, tabii. Irak, Mısır falan tabii, tabii, kullanmıyorum tabii, tabii, ki. Bize hiç yabancı değil. Sonra ne dedi? Sonraki yayınların tümünde hem Condoleezza Rice, bu yaratıcı kargaşa teorisinin sahibi. Sonrası da ne dediler abi? Orta Doğu'da 10 ülkenin haritası değişecek. Dediler mi demediler mi? Ya hepiniz okudunuz mu? Evet. Ya evet, ne çabuk unutuyoruz. Evet. Dediler mi demediler abi, Allah aşkına ya. Ya biz unutuyoruz evet. Her şeyi. Yani dolayısıyla her şey programlanmıştır. Arap Baharı 2004 Haziran'dan başlayan süreç. Ben şu anlamda sormuştum. Tasarlanmış mıydı, planlanmış mıydı? Yoksa planda bir hata mı oldu? Hayır %100. Da bu hale döndü. Yok. Yani her şey tasarlanmıştır çünkü yani Orta Doğu'da Osmanlı'nın çekilmesiyle, yani yenilmesiyle, daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'nda itibaren bu coğrafyada haritaların çizilmesi, İsrail Devleti'nin kurulması. Yani İsrail Devleti niye kuruyorsun orada? Kardeşim Yahudilere... Yer arıyorlardı, en uygun orayı buldular. He? Yer arıyorlardı, en uygun orayı buldular. Niye, kim kesti şeyleri, yaktı bilmem ne yaptı soykırımda Almanya'da? Almanlar yaptı. Evet. Onlar tamam. Verseydi mi? Berlin'i verselerdi. Allah Allah. Niye Filistin'i veriyorsun ya? Ha, Arjantin'i bir ara biliyorsun. Ama, Arjantin'i vereceklerdi. Arjantin'i. Hatta bir ara Uganda'yı planladılar biliyorsun. Ama kökler. Ne kökler? Dediler ve o yüzden orada... Abi ne kökler? Dediler. Bir Rus Yahudisinin ne kökü olabilir Filistin'de? Siyon Tepesi. Abi o zaman Türkler gidip Orta Asya'dan başlayarak Cengiz Han'dan bu tarafa getir, hepsi bizim diyelim. Araplar. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Turgut Özal bir heveslendi. Heveslendi. Şimdi peki Araplar. Endülüs'ü biliyorsun, İspanya'yı, Portekiz'i 771 yıl yönettiler. Bak 771 yıl. Dönemediler, gemileri yakmışlar. Gördün mü işte, dönemedi. Dönmemek için gemileri yaktılar. Öyle mi olur yani o zaman? Öyle saçmalık evet. Olur mu? Benim köküm orada. Yani eğer Filistin'i konuşacaksak, Filistin yani Yahudi kardeşlerim. Tarık Bin Ziyad'ın mezarı Endülüs'te değil mi? Abi nerede? Onu diyorum işte. 771 yıl, bak az bir şey değil. Yahudiler
Yani tarih boyunca Yahudiler Filistin'de 380 yıl olması lazım. Türkler 400 küsur yıl. Araplar 800 yıl. Romalılar 600 yıl. Evet. Kenaniler milattan önce 12 bin, bak milattan önce 12 bin yıl. Öyle şey mi olur? Ben oradaydım. E ne olacak, İngilizler, Hindistan hepsi onlarında. Çin'in yarısı onlarında. Afrika hepsi şeyin, emperyalist ülkelerin. Hem de 700-800 yıl. Öyle saçmalık mı olur? Ben oradayım. Dün tamam da sen Yahudisin. Din. Evet. Yahudilik dindir. Yani o zaman Müslümanlar da 1,5 milyar mı, 2 milyar mı olduk, ne kadar? Gidelim abi Kudüs, işte gittin sen Kudüs. E burası kutsal abi, Mescid-i Aksa var abi, bizim kublemiz. Abi valla kimse alamaz bizden. Öbürü de çıkacak şeyde, ağlama duvarının orada ağlayacak. Çocuklar dünkü klasörde Kudüs diye bir şey olacak. Ya böyle olur mu ya? Böyle saçmalık dünkü olur. Dünkü klasörde. Onun için demin dedim ya, tarihin tümünü bak. Bak ben hayatta dinle konuşmam. Yani bu konuyla ilgili konuşurken dini asla karıştırmam. Çünkü Kur'an'da ve İncil'de ve Tevrat'ta herkesin kendine göre bir dini yaklaşımı var bu konuyla ilgili. Yani Filistin meselesinde veya Kudüs meselesinde. Şimdi bunları konuşursak o zaman orada nereye atlamak zorunda kalıyorsun? Efsanelere. Efsanelere geldiğinde ne olur abi biliyor musun? Safsata olur. Safsatanın çözümü olmaz ki. Adı üzerinde safsata. Oradan bir yere gidemezsin. Hiçbir yere varamazsın. Asla varamazsın. Onun için bir daha söylüyorum. Kardeşim yapılan iki taraf için istediğin kadar o kesti beni, o biçti, o bilmem, bırak. Tamam bitti. Şu saniye bak, şu saniye itibariyle demiş, şu çizgiyi koyduk. Ya kardeşim Arafat bile, bak Arafat bile sembol, Filistin halkının devrimci sembolü. Barış yaptı ya. Evet. Yeter dedi ya, yeter birimizi kestiğimiz. Verin bize kıytırık şu Batı Şeria'da, Gazze'de bir Filistin devleti. Siz de şurada oturun. Kardeş oturun. Aslında şimdi şöyle, bir tarafta Batı Şeria, bir tarafta Gazze. Yani ikiye bölünmesi zaten, yani tek bir parça halinde belki olsaydı daha da farklı gelişebilirdi. Tamam da işte öyle istedi Amerikalılar. Baştan bölünmüş başladı. Amerikalılar öyle istedi. İsrail Devleti kurulduğunda 48'de Birleşmiş Milletler'de. Aynen senin dediğin gibi bu tartışıldı. Aynen bak senin dediğin şey oldu. Filistin haritası varsa koysunlar. Şey dedi ki, ya kardeşim bu saçma oldu. Birleşmiş Milletler'in temsilcisi Kont Bernadotte. Meşhur bir hikaye bu. Dedi böyle saçma oldu. Yani burada biraz. Eskiden Şişli ilçesi, Şişli Belediyesi nasıldı biliyor musun? Şişli'de belediye vardı. Arada Kağıthane Belediyesi vardı. Maslak'tan sonra neydi? Sarıyer. Marabi oralar mı söylüyorsun? Şişli Belediyesi'ne bağlıydı. Arada şey aynen var. Etiler Metiler tarafı yani Beşiktaş. Seyrantepe Şişli Belediyesi'ydi. Arada Kağıthane Belediyesi var. Şişli tekrar orada devam ediyor. Böyle bir tuhaftır. Tuhaf işte, bu da hepsi tuhaf. Ve o adam dedi ki, Kont Bernadotte, dedi ki ya böyle bu bir olmaz. Yani gelin bunu toparlayalım. Yani burada 5 Yahudi var, orada 8 Yahudi var, orada 20 Yahudi var. Çünkü öyleydi. Ondan sonra da şöyle yarıya, yani kuzeyden güneye yarıya ya da yan yana böyle yarıya. Bu işi böyle çözelim falan işte. Bir de yani Yahudilere fazla verdik dedi. Çünkü Yahudi nüfusu 600 bindi 48'de. Arap nüfusu 1 milyon 200'dü. İki katıydı. Ama bölüştürürken Yahudi'ye fazla verdiler. İsrail de şöyle, Filistin toprağı oranlandığında, yüz ölçüm olarak oranlandığında da en küçük parça bizimki diyorlardı. Ya tam tersi, en fazla parçayı aldılar. Bu önemli değil. Önemli olan dediğim gibi senin dediğin önemli çünkü. Kardeşim yani kuzey olsun atıyorum İsrail'in, güney olsun Arap'la fark etmez. Kim yaptı bunu? Ya da böyle çiziyor. Amerikalılar. İngilizler Amerikalılar tabii beraber. Niye? Hindistan'dan çekilirken ne yaptılar? Doğu Pakistan, Batı Pakistan diye bıraktılar gittiler değil mi? Tabii sonra. Bir tarafta sonra Bangladeş oldu, bir taraf Pakistan oldu. Ya işte böyle abi. Her gittikleri yerde İngilizler böyle bir şey. Kıbrıs. Orada da evet. Kıbrıs'ı kim yaptı bu hale? Evet. İngiliz. İşte Keşmir olayı. Evet. İngiliz, Filistin olayı. İngiliz. Şu kadarcık bir yerle bağlı Keşmir. Arjantin'de Falkland Adaları. Evet. İngiliz. Evet. Karabağ meselesi. Sovyetler derler. Hayır İngiliz. Canım, tezgahı. Bak İngiliz tezgahı Karabağ sorunu. Ülke. Yani bunlar hepsi İngiliz. İngilizler ağzına bir şey çıkacaktı şimdi. İngilizler böyle. Dünyanın her tarafını karıştırdılar. Amerikalıların da akıl hocası. Abi onlar hocası aynen bildiğin gibi. Yani Amerikalılar şunun şurasında kaç yıl? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıktı Amerikalılar ortaya. Yani bu Normandi çıkarmasından sonra Avrupa'da. Hala o bedeli ödetiyorlar Normandiya'dan çıkışı. Avrupa köle işte görüyorsun.
Yani Ukrayna olayında yaşadık. Geldik bir sizi kurtardık havası. Ya, aynen. Ya yalnız Almanya'da abi kaç yüz tane 80, 90, 100, 200 sayısını da artık karıştırdık. Üst var ya, Amerikan üstü var biliyorsun. Yani şey geçerken bir bakıyorsun sağında. Üst dedin de bu İncirli mi Katar'dan mı kalktı, İncirli'den mi kalktı, uçak gemisinden mi kalktı? Bu bizim İHA'yı vuran F-16. Ben sana söyleyeyim. Şey sürecinde Fırat'ın doğusu yani PKK, PYD'de ya destek veren Amerikalılar 2014'ten sonra yani IŞİD'e karşı savaş dedikleri uçakların büyük bölümü İncirlik'ten kalkmıştı. Amerikan medyasında yazılır bunlar. Ama bizim Savunma Bakanlığı bu konuda... Şimdi bu son İHA, SİHA meselesinde kalktı mı kalkmadı beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren bir daha söyleyeyim. Genelinde. Ya ona da gerek yok. Ya biz 15 Temmuz darbesinde hatırlayın o zaman çıkın medyaya bakın ya. Demediler mi tezgah, darbe İncirlik'te şey yapıldı, kurgulandı? Dediler mi, demediler mi? Ya ne çabuk unuttuk bunu. Ne dediler? Cumhurbaşkanının uçağı bile Bandırma üzerinde tur atıyordu. Çünkü İncirlik'ten uçaklar kalkacak, vuracak, muracak filan dediler ya. Hatırlasana ya. Ya orada bir efsane, şehir efsanesi şuydu. Efendim bir F-16 yakalamış Cumhurbaşkanının uçağını. Evet. Fakat yakıtı tükendiği için geri dönmek zorunda kaldı. Onun bir devamı var. Onu da gören, yani o Amerikan uçağını gören şey Ruslar. Rus istihbaratı. Ve Erdoğan'a haber veriyorlar. Onun için Erdoğan'la Putin arasında büyük aşk var. Detayına girmeyeceğim. Ama bu var. Ruslar diyor ki bak arkanda bir tane Amerikan uçağı görüyorlar çünkü uydudan. Diyorlar ki böyle böyle bir hikaye var. Aman dikkat et falan. Ona hikaye uzun. O yani. İşte F-16 yakıtı azaldığı için vuramamış geri dönmek zorunda kalmış. Peki bundan da vazgeçtik. Hepsinden vazgeçtik. Bugün Türkiye'de, Orta Doğu'da Türkiye'nin en büyük stratejik dostu kim? Katar. Değil evet. Mi? Her şeysiyle Katar. Her anlamda. Her anlamda. Amerika'nın Irak işgali, Afganistan işgali, PKK-PYD stratejik müttefikliği Katar'daki üstlerinden yönetilir. Bugün şu saniye itibariyle, şu dakika itibariyle. Çünkü Amerika'nın yurt dışında en büyük iki tane üssü var. O da Katar'da. Birisi El Adid üssü, birisi de Siliye üssü. 100 uçağı var orada. Bazılarına göre 130. Ağır bombardımanlar dahil. Bir de Akdeniz'e şey gelince, uçak gemileri gelince. Ona ihtiyaç yok ki. O şov. Ürün bak sayır sana. Türkiye'den başlayarak buradan aşağı iniyorum. Türkiye, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Somali böyle hepsi. Hepsinde Amerikan üsleri var. Ne gerek var oradaki uçağa? O şov. Evet. Hadi ondan da vazgeçtik. Ya kardeşim Kıbrıs'la... Daha inen şey, Kokyonsu adalar var. Yok inmeyeceğim. Kıbrıs şeyde yani İsrail-Filistin kavgasında Kıbrıs zaten şeye, İsrail ve Filistin'e abi 3 dakika uçakla. 3 dakika bile evet, sürmez. Evet. Peki Kıbrıs'ta kaç tane İngiliz üssü var? 2 tane. Agratur'la Dikelya. 2 tane üs var. Ne yapacak abi o savaş gemisine ne gerek var? Palavra bunlar. Hepsi artistlik. Artistlik şov. Gövde gösterisi. Abi yani bir daha söylüyorum. Kıbrıs'taki üsler her şeye yeter. Her şey yeter. Yani Suriye'de yeter, evet. Türkiye'ye de yeter. O gelen şey savaş. Hayır, şöyle ama. Ona gösterilen tepki önemli. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Ne işin var senin orada dedi. Binlerce kilometre. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben o zaman Sayın Cumhurbaşkanı söylüyorum. O uçak, Gerald Ford uçağı. Amerika'nın en büyük uçak gemisi 2 hafta önce Antalya'daydı. Ve kim gitti ziyaretine? Selçuk Bey. Damat gitti. Ya bu, bak bir daha söylüyorum. Özel misafir olarak. Vallahi bak gitti. Ben yoruldum bu saçmalıklarla. Yani hem burası için hem Arap ülkeleri için. Her şey saçma. Her şey. Yani tabii şimdi söylediğiniz uçak gemisi geldi. İşte damadı davet ettiler Selçuk Bayraktar'ı. Gemiyi gezdi, ağırlandı. Sonra aradan zaman geçti. Kaç ay oldu? 2 ay oldu mu? 3 ay oldu mu? Maksimum 2 ay. 2 ay. Maksimum. 2 ay sonra gene oralarda dolaşıyor gemi. Siz diyorsunuz ki onun geminin orada ne işi var? O gemi Antalya'daydı. Dediğin doğru. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şimdi birisi... Hani ilkelerden, şeylerden falan bahsediyordun ya az önce. hani
Neyse. Daha fazla şey. Abi işte ya neresinden yani neresinden gireceğim, neresinden çıkacağım inan bana. Kafamı şey yapamıyorum artık. Yani çünkü müthiş tepkiliyim. Şuna tepkiliyim. Biraz ben sana saçmalıklara tepkiliyim. Şeyle konuşalım. Ben bakın herkes beni tanır. Ben gerçekten %100 doğruları söylerim. Yani yok öyle bir şeyim yok. Çünkü bir derdim yok yani. Ben kimsenin bir küfesini taşımıyorum. Yalan söyleyeyim de evet, onun gönlünü alayım. Evet. Oradan maaşım kesilecek. Yok öyle bir derdim benim. Ben %100 yani bu coğrafyanın hepsinde seninle beraber biliyorsun. Bütün bu coğrafyaya gittik geldik. Evet. Gördük yani. Gördük. Neler yaşandığını bu coğrafyada. Ha benim bir senden farkım. Hani Arapça bildiğim için Arap'tan geliyorum. Oradan gidiyorum. Tarihini biliyorum. Ne konuşulduğunu İki, anladım. Üçüncü farkım. Dinleri de biliyorum. Yani İslam dinini. Ve Kur'an'ı da, hadisleri de İslam coğrafyasında. Şimdi dolayısıyla niye yalan söyleyeyim? Niye yalan söyleyeyim? Evet, evet doğru. Ama burada ne yazık ki, hani tepemi arttıran, ya ben yani aklı başında bir sürü insanın bu kadar İsrail yanlısı olduğunu şaşırdım açıkçası. Ama şu bu şey gerekçe olamaz. Bir daha söyleyeyim bak. Hamas radikal İslamcı, anlattım geçenlerde. Ya Hamas 2000'de silahlı eyleme başladı bak. 2000'de. Hamas silahlı eyleme başlamıştı. 2000. E peki orada İsrail işgali var. 75 yıl. Hey Türk halkı birisi gelse İngilizler yani Mustafa Kemal'den başlayarak evet. Söylüyorum. O 1918'de Anadolu'yu Yunanlar, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler işgal etmişti. Ve o işgal 75 yıl sürseydi ne yapardınız ya Allah aşkına Türk halkı? Yani Atatürk olmasaydı. E onu diyorum işte. O zaman Atatürk bıraksaydı abi. Evet. Vahdettin gibi gidip de öbür taraftan Vahdettin İngilizlerle anlaştı. Mustafa Kemal de gidip de Maraş'ta oturup Antep'te oturup şeyle İngilizler şey Fransızlarla anlatsaydı o zaman. Ben hep şeyi hatırladım. Kim Milyoner İster yarışmasında şehirler veriyor. 100 yıl önce diyor bunlardan hangisi dış hatlardı? Yani uçuş olsaydı hangisi dış hatlar olurdu diye. Ben de ona bir yorum yapmıştım sosyal medyada. Ankara dış hat, Antalya dış hatlar, Adana dış hatlar, Erzurum dış hatlar. Tabii. Yani hepsi dış hatlar. Yalnız Ankara abi. Yani çok böyle 100 yıl geriye gitti. Aynı. Ama bir tane biliyorsun bir gazeteci var yandaş medyada. Bundan 100 yıl önce Mekke iç hatlar evet. Diyordu ya. Bu, yani uçakların olmadığı dönemlerde bile. O gazetenin adını da anmak istiyorum. Halim gazetenin Ankara temsilcisi. Buyur. Onun için saçmalıkların sınırı kalmadı. Saçmalıkların herkes için söylüyorum bunu. Bak herkes. Ben de saçmalayabilirim. Peki, ama oturup niye sorun. Herkes başında İsrail şok oldu ama dünya da şok oldu. Herkes tepki göstermekte ve bir şey söylemekte tereddüt etti. Bekledi Türkiye dahil. Abi Türkiye ne yapıyor? Bak ben sana söyleyeyim. Yani bir yerden başlangıçta, herkes bir şey bekledi. Bak başlangıçta yani olayların ilk başladığında. Şimdi düşünsene 20 Eylül'de Erdoğan Netanyahu ile barışmış. Yani barışmak için 1000 takla attık. Netanyahu'yu. Bekliyorduk. Barıştık değil mi? Yani bu olaylar olmasaydı şu anda Netanyahu buradaydı büyük evet. ihtimalle. Ya da Erdoğan İsrail'e gitmiş olacaktı. Aynı bir gün sonra Erdoğan Amerika'daki Yahudi lobilerinin liderleriyle kapalı bir toplantıda bir araya geldi. Çok böyle duygusal sahneler var, fotoğraflar. Evet. Yahudiler kendileri yayınladı mahsus. Sarılmış marılmış oradaki örgüt liderleriyle. Şimdi bunun meyvelerini toplamadan Erdoğan ve Türkiye için söylüyorum. Bu olaylar patlak verdi. Çünkü Erdoğan Netanyahu ile dostluk ilişkisinde Orta Doğu'da daha etkin bir rol oynamak istiyordu. Olabilir. Aynı şekilde Amerika'daki Yahudi lobilerle, dostluklarla belki para hani o Dünya Bankası işte IMF ve para babalarıyla hani Türkiye'ye para gelebilir planları yapmış olabilirdi. Şimdi olmadı. Onun için ilk olayların ilk günlerinde biraz böyle dengede kaldı. Dengede kaldı. Yani hiçbir zaman İsrail'e ağır bir laf etmedi. Şimdi tabii işler çok karışınca bir duygusal bir tarafı var Erdoğan'ın. Yani din anlamında söylüyorum. Hamas'a olan dayanışması, Filistin halkına olan dayanışması bu da bir gerçek. Şimdi kimseyi kandırmaz. Canım hatta ilk gün Hamas liderinin Türkiye'de olduğu iddiası da var. Yok o yalan. Hamas lideri şeyde ya. Yani o liderlerinden birisi dün... Bir Habertürk yabancı bir iddiada bulundu. Yok şeyde ya Halit Meşal Katar'da. Görüştüler dün görüşmesi vardı. Bir televizyon Türk mü televizyonda? Habertürk'te olması lazım. Dolayısıyla ama
gelen görüntüler, yani İsrail'den, Filistin'den, Gazze'den gelen görüntüler ister istemez hepimizin ve dünyada herkesin, yani İsrail yanlısı insanlarda bile, insanlar, bazıları hariç bir tepki topladı. Yani ben sana bir şey söyleyeyim, bak iki gündür ben bakamıyorum. İştenlikle söylüyorum, dürüstçe söylüyorum. O görüntülere, o çocukların parçalanmış cesetlerine, kadınların cesetlerine bakamıyorum. Hamas İsrail'e saldırdığında bir tek çocuk ölmedi. Şimdi bütün yalanlarına rağmen, bütün yalanlarına. Bu yönü değil. Bu hani çocukların cesetlerini kaldırdıkları, ağzında emzikle. Abi çok iğrenç görüntüler. Yani geçmişte 3 yıl mı oldu, 5 yıl mı oldu? Ama bu her 3 yılda bir, 5 yılda aynen bir tekrarlanan. Bunu yaşatıyorlar bize. Yaşatıyorlar bize. Yani ya kimse de bir şey değil. Yani bu bir kerelik falan değil. 5 sene sonra ya da 3 sene sonra tekrar. Abi yani sen okulları niye bombalıyorsun be? Erkeksen. Tövbe tövbe. Erkeksen. Git Hamas'la savaş. Yani okul niye bombalanır? Cami niye bombalanır ya? Niye bombalanır? Şimdi mesela dün akşam Netanyahu. Birleşmiş Milletler'in okulları, yani UNRWA'nın okulları bombalanıyor ya. İnsanlar okul, çocuk yani belli ya. Kaldı ki nerede kimin ne olduğunu sen tepeden uydularla görüyorsundur evet. Yani. Netanyahu sınırda dolaşıyordu akşam. Hatta görüntüler falan da yayınlandı, şey yapıldı. Tanklar geldi sınıra. Tanklar bir kara harekatından söz ediliyor. Yani böyle sokak savaşı bu devirde herkes açısından son derece tehlikeli. Ya bak. Olabilir mi? Ya ona bak. Şimdi ne diyor Netanyahu? Ne dedi? İşte dün saat 4'e kadar süre vermişti ya. Efendim bütün Gazze'deki insanlar, sivil insanlar. Güneye gitsin. Güneye gideceksiniz. Güney çöl çünkü. Gazze'nin yani güneyi çöl. 2,5 milyon insanı çöle sürüyor. O zaman. İşte o zaman, sonrası başta söylediğimiz yok, gibi Sina. Burada tarihsel bir vurgu var. O zaman ya. O zaman sen bana çıkıp da şunu söylemeyeceksin. Hey İsrail ve Siyonizm ideolojisinin yaratıcıları. Efendim biz de şeyden Mısır'dan Firavun zamanında kovulduk demeyeceksin. Demeyeceksin. Gün gelir birileri de seni bir yerden bir yere kovar. Tarih tekerrürden ibarettir çünkü. O zaman da ağlamayacaksın. Ne demek ya 2 milyon insanı o toprağın gerçek sahibi üstelik. Senin baban sülalen gelmişin Ukrayna'dan, Polonya'dan, Rusya'dan o toprağı ele geçireceksin, o insanları süreceksin. Bu nasıl bir saçmalık ya? Ve dünyada İsrail yaptığı saçmalık olabilir. Evet. Ama esas saçmalık dünya ülkelerinin ve başta Arap ve Müslüman ülke liderlerinin rezilliğidir. Başka hiçbir şey peki, değil. Peki bu köklerle ilgili Özdemir İnce yine sen daha iyi bilirsin dedi bu konuda. Filistiler, denizden gelip oraya yerleşen Filistiler. Bunlar Filistin'in kökeni mi yoksa? Abi Tevrat'ta, bak Tevrat'ta, herkes girip okuyabilir. Tevrat bile o toprakların Filistin olduğunu söylüyor. Tevrat ya, yani bundan daha büyük bir şey, yani onlar için söylüyorum. Tevrat evet. Bile der ki Filistin'e geldik, Filistin'e geldik. Yani Musa kovulduktan sonra şeyden. Ne zaman? Milattan önce 990 falan olması lazım. Bütün tarihi belgelerde, Asurlarda, Kildanilerde, Greklerde, Romalılarda o topraklar milattan önce 12 bin yıl, milattan önce 12 bin yıl Kenan diyarıdır. Kenan, evet. Kenan Araplar. Bunu bütün kaynaklar bilir yani. İsim olarak hani Filisti, o Roma, şey pardon Grekler, Lübnan'ın güneyinde Sur kenti var biliyorsun. Sur, sayda Sur. Aşağı sayda Sur. O Grek kaynaklarında oralara Filisti derler. Ama altı tarafı yani o zaman için söylüyorum. Sayda Sur dedin kaç kişi? 5 bin kişidir. Yani şeyden Greklerden gelen. Evet. Zaten Beyrut'tan aşağıda doğrudur. Bir sayda var bir sur var. Evet Akka'ya kadar aşağıya evet. Kadar. Şimdi dolayısıyla o zaman yani Greklerin o şey Finikeliler vardı. Finikeliler evet. Finikeliler de abi o zaman şey Arap. Öyle atıyorum yani. Ben bir daha söylüyorum. Esas peki şey. Peki oraya Akdeniz üzerinden. Bir tek Grekler. Grekler. Bir tek Grekler. Tamam. Yani o Filisti dedikleri şey Grek kaynaklarında geçer. Çünkü adamlar gidiyor ya çünkü. Ya düşünsene Finikelilerle Grekler Akdeniz zaten yani Finikeliler evet. Tüccar zaten. Yani şimdi bile Suriyeli ve Lübnanlı ve Türkiye'nin güney bölgelerindekilere
Bunlar ya Finike Özdemir sorunları. Abi, söylediklerini doğrulamış oldun. Aha, tabii ki. Daha iyi bilir demiştim. Tabii tabii %100 doğruyu dinledim ben çünkü gördüm orada. Şimdi orada bir tek bir şey var. Özdemir abimizin söylediğine benim katılmadım. Şunu söylüyordu. Bu Babiller geldi ya hani. Hani bu kastetti. Pardon. Aldı ya Yahudileri götürdü Babil'e evet, sürgüne. Evet. Bir de işte Romalılar geldi, sen hatırlattın, Romalılar da geldi, Titus yıktı geldi, tapınağı evet, falan dedin. O da dedi ki Özdemir abimiz, Filistinliler o da pısırık pısırık falan oturuyordu gibi bir şey söyledi ya da Filistinlilerle hiç uğraşmadı kimse. Neden? Çünkü problem çıkartan Yahudilerdir. Yani İsa'yı kim çarpan geldi? Filistinliler değil ki, Araplar değil ki. Yani bir tek o detay. Yani hani şeyde gibi sınıf oldu, okulda bir sınıf olduğunu düşün. Şimdi sınıfta eğer birisi çocuk yaramazsa, herkesiyle kavga ediyorsa, hocaya kağıt atıyorsa, tebeşir atıyorsa ne olur disiplin kuruna verirsin, atarlar o çocuğu. Bu öyledir. Yani o zaman o tarihlerde her türlü gıcıklığı o zaman Yahudiler yapıyordu. Yani burada din anlamında kullanmıyorum sakın kimse. Ben böyle dinlerle konuşmam. Zaten şimdi gittiğin zaman kavga 3000-4000 yıla kadar uzuyor. Onun öncesi abi, çok bilinmiyor ama. İbrani tarihi 5000 yıl. Yani işte. Ondan önce. Ya İbrahim Aleyhisselam bak daha din min yok. Değil mi? Yani İbrahim geldiğinde Ur kentinden Nasra'dan yani Bağdat'ın güneyinden Harran'a geliyor ya biliyorsun. Harran'dan gidiyor. Ne diyor İbrahim? Kendisi diyor ya bu atamız ya. Hepimizin evet, atası. Yani evet, Yahudilerin, Arapların, evet, Müslüman, evet, Hristiyanların evet, hepimizin atası İbrahim. Kenan diyarına gidiyorum diyor. Demek ki bir yere gidiyorsun. Kenan diyarına gidiyorsun. Betlehem'e gidiyordu. Ha? Betlehem'e mi gidiyor? El-Halil'e gidiyor. El-Halil'e mi? Zaten İbrahim el-Halil derler ya. Orada gömüldü ya öldükten sonra. Evet. Şimdi Hacer'le evleniyor. Sara'yla evleniyor. Sara Yahudidir. Hacer de sonra yani Müslümanlara göre Müslümandır. Ki o zaman bak bir daha söylüyorum. Ne Yahudilik var ne Müslümanlık var hiçbir şey yok. Onun için ne dedim ben sana başta? Zaten bunları İbrahim'i dinler. Dinler. Zaten son anlaşmalar nedir? İbrahim'i anlaşmalar. Evet. Onun için ben bu hiçbir zaman din tartışmasına girmem. Çünkü kendime göre bir sürü eleştiri yapabilirim. Herkes için yapabilirim. Yani çünkü Yahudi dini dediğim gibi onlara göre işte 500 küsur, 5000 küsur takvim olarak söylüyorum. Hristiyanlık milattan önce işte 2020'deyiz. Hicri olursam 1400-1500 küsur. Kur'an başka bir şey söylüyor. Ya Kur'an'da Musa adı 35-34 filan kez geçiyor. Veyahut da daha fazla. Muhammed'in adı 4 kez geçiyor. 4. Bu bizim dinimiz. Demek ki bir hikmeti var. Yani bunu bu şekilde. Ve yalnız Muhammed için söylemiyorum. Yani Musa için söylemiyorum. İshak için söylüyorum. İlyas ama için söylüyorum. Bütün, Yusuf için. Bütün yani Yahudi kitaplar da birbirinin eksikliğini tamamlayarak geliyor. Ha. Birbirini takip ediyor. Yani abi, biri şimdi, bir öncekini inkar etmiyor. Şimdi geçenlerde her ne kadar geçen Murat'la programda İlber Hoca'yla Şengör Hoca'ya burada yaptımsa da yani sattılar Filistinliler o konuda yanıt verdimse, sert bir yanıt verdimse. Mesela ama, orada ikisi de. O satmaktan ziyade şöyle konuşulur. Satmaktan ziyade çok büyük borçları vardı Abdülhamit'in Rothschild'de. Ona karşılık bak, haciz gibi ben satmaktan ziyade. Ben tarihsel. Alacağına karşılık haciz şimdi bak, gibi onlar değerlendiriliyor. Filistinliler sattı kaçtı anlamında da söylüyorlar. Anladım. Bir daha söylüyorum. O %100 yalan. Sevgili dostlar %100 milyarda milyar trilyonlar diyor. Filistin halkı sattı kaçtı diyenler %100 yalan söylüyor. Bitti nokta. Şimdi gelelim o İlber Hoca'yla Şengör Hoca'ya. Onlar diyor ki mesela Sümer yani Tevrat'ın tümü Sümer kaynaklıdır. İkisi yani tarihi profesörler. Evet. Şimdi sen dedin ya hani birbirini tamamlıyor. Evet. Şimdi Sümer ne zaman? Hepsinden önce. Hepsinden önce. Gördün mü? Yani onun için bir daha söylüyorum ben Hüsnü olarak din konusunda tartışmam. Hepsini de çok iyi bilirim. Bak üç dini de, üç kitabı da kaç sefer okumuşumdur. Hele de Kur'an'ı çok iyi bilirim. Şimdi dolayısıyla girmem. O tartışmalar sempatik bir tartışma değildir. Yani kimsenin Yahudi dinine inandığı için gidip de aşağılama girmem ben. Yani. Saçma bir şey. Ayıp insanlık dışı bir şeydir. Eğer Allah diyorsa
bu üç din benim dinim diyorsa bitti abi. O insanlarla Allah arasında bir ilişki. Canım Harran'daki üniversitenin kalıntıları hala duruyor orada. Abi her tarafta kalıntı var. İşte Bursa Balıklı Gölü'nün olduğu yer. Ya sen anlattın ya dün Özdemir abiyle yaptığın sohbette. Hani işte Romalılar gelip yıkıyor ya tapınağı mapınağı. Evet. Bir tane duvarı bırakıyorlar. Ağırmış istediğiniz kadar ağlayın diyor Yahudilere. Evet, evet. İşte sen anlattın dün işte. Evet. Onun için ben onun geleceğim. Onun acısını unutmadıklarını göstermek için Yahudi damat nikahta sağ ayağıyla bir cam bardak kırar. İşte buyur. Tarih böyle bir şeydir. Bir daha söyleyeyim. Yani din işine girdiğin zaman çıkamazsın. Dine ya inanırsın ya inanmazsın. Din bir bütündür. Bizde, bak bir bütündür. Bizde bir de tartışmaya girenler hiç okumadan, hiç bir takım şeyleri bilmeden bu tartışmaya giriyorlar. Bak bu önemli bir şey söylüyorsun. Aklı başında bir sürü insan. Tırnak içinde aklı başında değil bunlar. Yani demek. Bu tarihçileri tenzih ediyor. Yok değil. Televizyonlara çıkan. Televizyona çıkan, başka çıkan hiç fark etmez. Beni ilgilendirmiyor. O anlamda hiç ben o işlere girmem. Beni ilgilendiren şu. Ya kardeşim sen bir yorum yapıyorsun değil mi? Önemli bir gazetecisin. Önemli bir uzmansın. Yine akademisyensin neyse. Ya önce somut bir şey söyle. Somut. Yani kanıtlayabileceğin bir şey söyle. Bak ben dün Murat'ın programında en azından 20 sefer söyledim. Benim söylediğim her şeyi lütfen ve rica ediyorum. Hiç gidip de arşive girmenize gerek yok. İngiliz arşivine girmenize gerek yok. Google'da ya deyin ki Hüsnü şunu dedi. Atıyorum sattı mı satmadı. Google'da bütün tarihi rakamlar var. Filistinler sattı ne kadar sattı. Osmanlı sattı ne kadar sattı. İngilizler sattı ne kadar sattı. Hepsi var ya. Biri de çıktı. Eski solculardan bir tanesi sağcı gazetelerde yazıyor. İttihatçılar sattı dedi. İttihatçılar döneminde İttihatçılar satmadı. İttihatçı döneminde kargaşa yaşandı ya. Evet. Bak kargaşa yani o şey 1908-9 ve 11 darbelerinden sonra bir boşluk oldu. O boşluktan yararlanan, bak bu önemli bir şey. İttihat Tarakki içindeki Yahudi kökenli, Yahudi isimler var ya yani tarih. Canım Abdük, Dolmabahçe Sarayı'nda sergilenmeyen bir resim var, tablo var. Abdülhamid'in halledilişi. Evet. Yani tahttan indirilişi. Aynen, görevden almışı. Orada o resmin içinde evet. Yahudi ve Ermeni iddiaçılar var. Yahudi olan kim? Emanuel Karasu. Evet. Yani hani diyorlar ya Araplar arkadan vurdu. Ya arkadan vuran Yahudidir. Yani direkt o şeyi Abdülhamid'e seni görevden aldık hey Sultan Abdülhamid yani diye. Osmanlı'da o makamlara gelmiş. Evet. Yani evet. Padişahı halledeceği kadar, kavuşmuş. Görevden alacağı kadar bir yere gelmiş Emanuel Karasu. Onu kimse söylemez. Peki daha döneceğim o şeye de son cümle çünkü reklama gireceğiz galiba. Abdülhamid nereye sürgüne gönderildi abi? Selanik'e. Evet. Aşağılamak için. Şimdi Abdülhamid'i seversin o başka bir ki bak girmem oraya. Ya, sırf aşağılamak için çünkü Selanik'te o zaman nüfusun %70'i Yahudi. Ve orada kuruldu biliyorsun İttihat Tarakki. Orada kuruldu Jön Türkler ve orada kuruldu işte o Yahudi bütün örgütler. Bunlar hiç söylemeyeceksin. Geleceksin Filistin sattı. Evet. Neyi sattı? Biz neyi konuşuyorduk? Bak nereye geldi? Bak, ya ama yani hepsi iç içe. Ya onu diyorum. Bir daha hatırladım. İttihat Tarakki dedin ya. O işte Abdülhamid 1909-11 darbesinden sonra o savaşa kadar yani 1914'e kadar 3 yıl. O kargaşada Osmanlı memurları yani Filistin'deki Osmanlı memurları fırsat mı fırsat? Bir sürü evrak sahtekarlığıyla Yahudilere toprak veriyorlar. Ve İstanbul hükümeti yani İttihat Tarakki göz yumuyor. Sonra İttihat Tarakki içindeki yurtsever insanlar bir daha söylüyorum benim kitabımda adları var hepsi. Diyorlar ki lan gidiyor Filistin gidiyor rezalet orada Filistin halkı bize düşman olacak. Evet. Araplar bize düşman olacak. Tedbirleri tekrar sıklaştırıyorlar ama iş işten geçmiş oldu. O şimdi, satılan dönem işte orası. O dönemde bir de Abdülhamid'in hazine-i hassaya devrettiği yerler var. Kendisi alıyor. Kendisi yani kendi tabii, kişisel aynen, malı görüyor ilan ettiği yerler Abdülhamid var. Bu konuda gerçekten önemli. Bu şey de öyle. Musul ve Kerkük'te. Musul petrol bölgeleri. Onlar da öyle. Tabii Şam'da da Suriye'de ama zaten, da. Zaten mülk senin. Evet. Yani devlet senin mülkün. Yani seni bak, onu kişisel malı idare etmen kurtarıyor. Onu niye yapıyor biliyor musun? Çünkü orada el altında o da görüyor onu. Bir sürü tezgahçı İngilizler, İngilizler, Siyonist örgütler her tür geliyor ya Abdülhamid'e bize ver Filistin'den işte şu kadar toprak üç karış falan. O görüyor.
baktı. Çünkü kontrol edemiyor. Orada da sattırıyor bir sürü sahtekar. Yani Osmanlı memuru, valisi, mutasarrıfı, işte tapu müdürü. Rüşvetle yani bir sürü numara. 20 yıl önce iddialar vardı. Hatta bunların bazıları da kanıtlandı. Sahte isimlerle her anda toprak satılıyor diye. Yahudilere. Yahudiler işte, evet, biliyorsun ya. Evet. Bunu kimse konuşmuyor. Yani ama isimleri yok. Sahte isimlerle aracılar. Biraz sonra o zaman şeyi anlatayım ben sana. Kıbrıs. Şimdi çünkü birileri yine başladı. Efendim Filistinler bizi Kıbrıs'ta desteklemedi. E o zaman biz niye destekliyoruz? Evet. Onu da anlatacağım. Orada çünkü Yahudilerle ilgili bir şey var bak. Evet, reklama gidiyoruz. Dönüşte konuşacağız. Kısa bir ara.